İlkan abi. Abi uyan, maç var bugün ya. Ne yapıyorsun? Uyumuyorum kardeşim ya. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir maç var. Fırsattan istifade biraz D vitamini alayım dedim. Enerji doluyorum, enerji. Uyumuyorum. Daha maça yıl var, yıl. 7-8 saat var maça. Güzel bir D vitamini depolayacağız. Sonra güzel bir maç yemeğimizi yiyeceğiz, hazırlanacağız. Sonra maça gideceğiz. Lütfen beni bir 10 dakika daha rahat bırakın. Peki, peki. Kızım, maça hazırlanıyoruz. Maça hazırlanıyoruz, sen yatıyorsun. Evet arkadaşlar, bakın Kömür bir kaza geçirdi, bilmeyen varsa. Kömürcüğüm gitti, şu bahçenin korkuluklarına tırmanmış sabahın köründe. Ondan sonra oradan yan bahçeye atlamaya çalışırken demir kazık bacağına batıyor. Orada asılı kalıyor, beni çağırıyorlar, gittik kurtardık falan. Ameliyat oldu, bir iki hafta oldu ameliyat olalı ama Allah'tan bağlara kaslara bir zarar gelmemiş. Eve aldık onu, eve. Eve de alıştı hemen. Nasıl, evde rahat mısınız hanımefendi? Koltuklarda yayıldığınıza göre. He? He? Bakalım şu yaranıza. Evet, gayet iyi. Dikişlerimiz de yakında alınacak. Ama bu çocuk evden bir daha çıkmayacak galiba. He? Koltuğumuza da çöktü. Hı. Bugün bize şans dileyecek misin kızım? Hı? Kazanalım diye. Gözlerinde görüyorum, kazanacağı. Evet arkadaşlar, bugün maç yemeğimiz biraz günahkar bir yemek. Normalde çok sağlıklı şeyler yerim biliyorsunuz. Ama bu sefer taco söyledim. Acayip canım çekti. Tavuklu. Tabii ki bir tek taco ile sınırlı kalmadık. Maça daha 5 saat, 5,5 saat var. O yüzden sağlam bir yemek yiyorum. Bazen ayda yılda bir de olsa böyle hareketler yapıyorum. Canım çok çekti bugün. Sağlam bir kalori alalım. Evet arkadaşlar, kalori bombardımanından sonra son bir maç kahvesi içiyorum. Biraz kömürle ilgileneceğim. Hareketli olduğu için artık evde de ilk defa yalnız bıraktığım için kömürü. Kömür, gel. Aferin sana. İlk defa yalnız bıraktığım için enerjisini biraz almam gerekiyor. Enerjisini almazsam eğer evde başka bir şeylere sarıp herhangi bir şeye zarar verebilir. Çünkü yeni yeni öğreniyor evde kalmayı. Bu arada bakalım Antep'le bugün maçımız ne olacak? Çünkü bizim için de çok önemli bir maç. Geçen haftalarda kaybettik biliyorsunuz. Sertlik yaparsak, iyi mücadele edersek bu maçı keyifli bir şekilde kazanırız diye umut ediyorum evimizde. Çünkü çok ihtiyacımız var buna. Playoff'taki yerimizi de garantilemek için. Bakalım neler olacak. Kalorileri aldık. Sahada hepsini harcayacağız arkadaşlar. Kömür. Gel. Kömür. Aferin sana. Otur. Otur. Bravo. Yat. Aferin be sana. Akıllı kızım, başarılar diliyor musun bize? Ha? Evet arkadaşlar, kavgaya hazır mıyız? Kavgaya. Salona giriyorum şimdi. Hadi bakalım. Çayır havada
Duşan Cantekin ve Tolga Kağan birer hava atışı için hazırdılar. İlk hücum Gaziantep basketboldan geliyor. Ben Ejder Yasin Turhan, bu maçın anlatımında sizlerleyim. Morris Watson, Duşan Cantekin, Emir Gökalp, Deontay Watkins vardı karşısında. Emir kurtardı rakibinden, potaya gitti ama blok geldi. İlkan Karaman, Phil Green orada Erkin vardı savunmasında, dışarı çıkardı İlkan Karaman. 3 sayılık atışı isabetli. Güzel bir pas verdi Alp Karahan. İlkan faul var. Emir Gökalp yaptı faali Gaziantep'te. İşte pozisyon. İkinci atış. Bu isabetli. 10-8. Neredesi güzel bir pas düşündü burada. Erkin dışarı çıkardı. 3 sayılık atış. Emir kaçırdı. Hücum reboundunu aldı. Serhat. 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Yine hücum reboundu Tolga Birer'den. Bir kez daha Phil Green. Deontay Watkins boş kaldı. Gerçekten çok ilginç pozisyonlar. Turnike kaçtı. İlkan Karaman tamamlayan isim oldu. İşte Watson dışarı çıkardı. Ekstra pas. Erkin Şenel. 3 sayılık atış. İsabet yok. İlkan. Deontay Watkins. Emir karşıladı onu. Güzel gitti potaya. Watson. Freymanis çıkmıştı perdeye. Şimdi topla buluştu. Letonyalı oyuncu atışında isabet yok. İlkan. Rebound'u aldı burada İlkan Karaman. Kendi getirdi. Phil Green. Phil Green. İlkan'ı gördü. İlkan Karaman. Bir şut fake'i potaya gitti. Smaç'a yöneldi ama faul var. İki serbest atış kullanacak İlkan. Bu tip pozisyonları, bu tip denemeleri seven bir isim ve yapan da bir oyuncu İlkan. Burada faul var. İlk atışı isabetli İlkan. İki ile serbest atış kullanmıştı Çayırova. Diğer tarafta Gaziantep %85. Dışarı çıkardı Freymanis. Üç sayılık atış. Top çemberin içinden çıktı burada. İlkan Karaman. Deontay Watkins sol taraftan güzel geçti rakibini. Deontay Watkins faul var. Morris Watson. Freymanis. 3 sayılık atış. Bunda isabet yok. İlkan. Şanslar Gaziantep için. Koray. 3 sayılık atış. Koray kaçırdı. Sonrasında İlkan Karaman. Son hücum şansı artık ilk yarıda. Enes. Deontay Watkins. Perde geldi Deontay Watkins. El üstünden 3 sayılık atışını kaçırdı. Ve ilk yarı sona erdi. Tek sayı farkla Gaziantep önde. ...40-36... İlkan. Potaya gitti İlkan Karaman. Faul var. İlkan Karaman. İkinci atış, bunda isabeti buldu. Phil Green dribbling'e başladı burada. Potu altında İlkan'ın koşusu vardı. Bomboş kaldı İlkan Karaman. Yine Gaziantep, Deontay Watkins. 3 sayılık atış, bunda isabet yok. Tolga Birer hücum reboundunu aldı yine. İlk yarıda da üst üste hücum reboundları vardı Tolga'nın. İlkan, Morris Watson'la kalınca hemen oynamaya başladı. Çok kolay geçti rakibini İlkan Karaman. Eşleşme avantajını yakaladı ve hemen potaya gitti. 44-40. Tekrar Emir Gökalp potaya gitti. Burada blok geldi İlkan Karaman'dan. Phil Green. İlkan kendi başlattı. Kendi bitirdi İlkan Karaman. Nefis bir basket. Hızlı hücuma noktaya koydu İlkan Karaman. Çok güzel bir turnike. Koray'ı gerçekten orada çok güzel bir şekilde, çok şık bir şekilde ekarte etti. Rahim. Duşan, bir saniye var. Döndü yüzünü potaya ama atışında isabeti yok. 13 sayıda. Serhat. İlkan. Yine hemen potaya baktı ve isabeti buldu İlkan Karaman. 21 dakika, 18 sayı, 10 rebound, 4 top kaybı, 1 asist. Deontay Watkins. Phil Green. İçeri yöneldi burada. Phil Green, İlkan Karaman. Potaya giderek sonuç aldı Çayırova. Maçta kalma hücumu adeta Gaziantep adına. Erkin Şenel zor pozisyon, orada biraz fazla zorladı. Bu atışta isabet yok. İlkan Karaman smaca gitti, faul var.
Koray yaptı faulü. İki serbest atış kullanacak İlkan. İkinci atış. Bunda isabeti buldu İlkan. Üç sayılık atış. Erkin Şener isabeti bulamadı burada. Phil Green, İlkan Karaman ve top Çayırova'da. Çayırova Belediyesi artık maçı kazanıyor. İkide iki yaptı İlkan Karaman. Çayırova Belediyesi 82, Gaziantep Basketbol 75. Bu sonuçla beraber Çayırova 14. galibiyetini aldı ve 3 maçlık mağlubiyet serisine nokta koydu. Evet arkadaşlar. Ay kızım, sen bugün şans diledin değil mi bize? Aferin, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, nasıl bir mücadele oldu gördünüz. Kıran kırana. Çok sert geçen bir maçtı. Şu an zaten var ya, baştan aşağıya dedim ağrıyor. Yatacağım. İzin günümüz yarın. Güzel bir dinleneceğim. Güzel sertlikler yaptık ama maç aslında bence daha fazla farklı bitebilirdi. Bazı yerlerde telaşlı davrandığımız bölümler oldu. Bazı yerlerde reboundları çok verdiğimiz yerler oldu. Ama işin sonunda maça sadık kalıp, maç planına sadık kalıp güzel bir performans ortaya koyduk arkadaşlar. Bir hafta ben de yoktum. Antrenmanlara çıkmadım bir hafta. Sırtımda bir spazm vardı. Ona rağmen bugünkü performansımdan hem savunmada hem hücumda çok memnun kaldım. Maç kağıdına da yansıdı. Çok mutlu etti beni. Karşı takımın mücadelesini gerçekten beğendim. Top aldığımda 2 kişi 3 kişi hemen sıkıştırmaya geliyordu. Saldırıyorlardı ve çok sert oynadılar. Ama biz de o sertliğe karşı cevabımızı vermeyi bildik. Maçın sonunu da getirdik. Çok keyifli oldu. Ortam, atmosfer çok güzeldi. Çayırova'daki insanların desteğine bayılıyorum. Çok çok heyecanlı geliyorlar. Hatta bugün Ramazan'ın ilk günü olmasına rağmen, tabii siz birkaç gün sonra izleyeceksiniz bu videoyu ama ona rağmen herkes gelmişti, salonu doldurmuştu. Çok keyifliydi. Herkese teşekkür ediyorum. Daha nice maçlar kazanıp bu takımın bu kalitede işler yapıp daha üst seviyeye gelmesi için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. O yüzden kavga etmeye, dövüşmeye devam. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.